Öğrencilerimizle imkansız gibi görülen şeylerin yapılabilirliğini göstermek, yeni ve özgün fikirler geliştirmek için salgın döneminde 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız mekanik ventilatör solunum cihazı, aynı anda hastanın hem kandaki oksijen değerini hem de nabız sayımını yapabilen, elde ettiği bu bilgiler doğrultusunda hastanın ihtiyacı olan basınç değerini ayarlayabilen, sesli ikaz ile oksijen değerinin düşüp yükseldiği uyarısında bulunabilen, Android telefonlarla uyumlu olarak anlık bilgi akışı verebilen, harici oksijen girişiyle hastanın satürasyonunu dengeleyen 0-18 yaş grubu hastalar için uyumlu Bluetooth kontrollü bir cihazdır. Bu süreçte malzeme temin edememek, salgın korkusuyla bir arada çalışmak, projenin mekanik ve yazılım kısımları ortaya çıkan olumsuzluklar olsa da yılmadan, YES'e kapılmadan projemizi tamamlamayı başardık. Bu çalışmadan ilham alan diğer öğrencilerimiz okulumuzda Arduino, robotik kodlama, Android gibi telefon ve bilgisayar programı geliştirdiler. TÜBİTAK, Teknofest, Milli Eğitim Bakanlığı AHİCAN projelerinde yarışmalara katıldılar, finale kaldılar. Bundan sonraki bilimde, teknolojide yapılacak her icat çalışması için solunum cihazı çalışmamız motive edici bir rol üstlenecektir. Salgının yoğun bir şekilde yaşandığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu bir dönemde geç saatlere kadar çalışmak suretiyle kısa bir sürede bu projeyi hazırladık. Ülkemizde pandemi öncesinde tamamı ithal edilen ve üretime hayal gibi gözüken bu solunum cihazını geliştirmemizdeki ilham kaynağımız ecdadımızdır. Harezmi, Biruni, Cezeri, Mimar Sinan, Ali Kuşçu, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Aziz Sancar ile Fırat Kalkanı ve Dağlık Karabağ gibi zaferlerde destan yazan insansız hava araçlarının mucizi Selçuk Bayraktar ilham kaynağımız olmuştur. Tüm dünyanın etkilendiği pandemide bu şartlara çözüm üretmek isteyen öğrenciler ve okullar için güzel bir örnek teşkil etmiştir. Gençlerde öğrendiğimi uygulayabilirim, teoriyi pratiğe aktarabilirim cesaret ve özgüven oluşmasını sağlayarak geleceğin ilim ve bilim insanlarının erken yaşlarda keşfedilmesinin önünü açacağına inanıyoruz. Ülkemizde pandemi öncesinde tamamı ithal edilen bir cihazın okul ortamında kısıtlı imkanlarla yapılması, imkansız olarak görülen şeylerin yapılabilirliğini öğrencilere gösterdi. İnandıktan ve çalıştıktan sonra yapılamayacak, başarılı olamayacak hiçbir şeyin olmadığını öğrencilerimiz görmüş oldu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün ve Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz'ın desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Bizleri kültür, sanat, spor, akademik ve manevi anlamda motive ettikleri gibi teknolojik çalışmalarda da bizleri motive ettiler. Her zaman çalışmalarımızı destekleyip bizleri onur ettiler. Başarılı Örnekler çalışması da Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bu alanda yapılan çalışmaları desteklediğinin somut güzel bir örneğidir.